Bismillahirrahmanirrahim. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan. Bil ki kıymet ve ehemmiyet kemiyette ve adet çokluğunda değil. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. İnsan bazı frenkler ve frenk meşrepler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki hayvanatın kemiyet ve adet itibariyle hassiz bir çokluğu varken ona nispeten insan gayet az iken umum enva-ı hayvanat üstünde sultan ve halife ve hakim olmuştur. Üstad Hazretleri yani İslamiyet'in ve Müslümanların kemal noktasını, en yüksek seviyesini bir cümleyle ifade eder. Tarih hep bunu teyit etmiştir. Bu nispetten yukarıda zaten çıkmamıştır. Yani en güçlü, kuvvetli olduğumuz zamanlarda bile nısf-ı arz, humsu beşer. Öyle bilir değil mi? Arzın yarısı insanların da beşte biri. En yüksek seviye bu. Bazen bunun altına inmiş. Yani mesela fevkalade incelemeler, kopma noktasına gelmiş imtihanlar da olmuş. Cenab-ı Hak iman ve küfrü birbirine musallat etmiştir. Çünkü adetullah öyle cereyan ediyor. Burası bir imtihandır. İman da bir imtihandır, küfür de bir imtihandır. İkisi de imtihanın suali gibi. O halde ikisi de kıyamete kadar devam edecek. Fakat fark yani nöbet galebesi gibidir. Bazen müminler galip olur, bazen de münkirler galip olur. Fakat ekseriyetle adetullah kanunu hayır üzerine gittiğinden dolayı, şefkati gadabını geçtiğinden dolayı genellikle hakimiyet yani zaman açısından bakıldığında Müslümanlarda olur. Bu bazen zahiren olur, bazen hakikaten olur. Zahiren olduğu dönemler zaten müşahedeye tabidir. Herkes bunu biliyor, takip ediyor, tarihler yazıyor. Galip olduğu dönemlerde de mahiyeti itibariyle, kıymet ve değer itibariyle her zaman iman, küfürden, Müslüman, kafirden üstündür. Şimdi bu nısf-ı arz demek yani kara parçası olarak anlayacağız. Denizleri saymayacağız. Bunların dörtte üçü sudur. Bunu çıktıktan sonra diğer kara parçasının azami derecede hakimiyet altına girdiği alan yarısıdır. İnsanların da beşte biridir. Zaten insanların beşte biri samimi, Müslüman, muttaki oldu mu diğerlerini onlar kontrol ederler. Bakınız ehli dalalet maddeye dayandığından dolayı menfaate kuvvet verdiğinden dolayı çalışıyorlar. Onlar bile beşte biri bulmadıkları halde dünyanın idaresi onlara verilmiş. Veriliyor netice itibariyle. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. Maddeyi Allah maddeyle kırar, manayı manayla kırar. Maddeye karşı maddeten güçlü, kuvvetli olmak lazım. Fikre karşı da fikri güç, fikri galebe söz konusudur. Terör maddeten çözülecek, artık çare yok. Yani insan kangren haline gelmişse, değil mi? Terör, efendim silaha sarılmışsa buna fikren bir şeyler demek, bir şeyler söylemek çok zordur. O zemin yoklanır. Ama sadece çözüm fikri değildir yani. O halde devletin adalet mekanizmaları, hapishaneleri, mahkemeleri olmaması lazım. Onlar neyi gösteriyor? Yani fikrin, diyelim muhabbetin, adaletin son bulduğu noktada ceza başlar. Bu her yerde geçerli bir kaydedir. Şimdi burayı bir daha inşallah okuyalım. Günümüzde de ilgili bir konudur. Yani dikkatle inşallah mütalaa edebilirsek istifade ederiz. Ey kafirlerin çokluklarından, yani onlar adet itibariyle çok,
çok alanda yaşıyorlar ve bize de hükmediyorlar. Acaba davalarında bir dürüstlük mü var, bir sağlamlık mı var, İslamiyet'te bir zafiyet mi var? Akla bu geliyor. Zahir öyle oldu mu? İnsan aşiretinden de şüphe etmeye başlıyor. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların hakaiki imaniyenin inkarlarındaki ittifaklarından tesise inanan şu kadar milyar insan var. Ateistliğe inanan şu kadar milyar insan var mesela. Güneşe tapanlar var, değil mi? Diyelim ki mesela tamamen materyalist zihniyette olan insanlar var. Müslümanların da işte 1 milyarından diyelim yarısı yani ehl-i sünnet itikadında doğru düz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun da yarısı şuurlu mu şuursuz mu şüpheli. İn bir bak avuç bir avuç kadar yani hakikaten dört dörtlük diyebileceğimiz yani İslamiyet davasını güden belki huzur-u ilahiye açık ve net rahat olarak çıkan insanlar var. Kademe kademe iş büyüdükçe geliştikçe kalitede ne yapıyor? Yavaş yavaş azalıyor ve eksiye düşüyor. Peki bu halde gidişat nereye gidiyor? İnsan ise ümitsizliğe düşebiliyor yani. Bil ki kıymet ve ehemmiyet kemiyette ve adet çokluğunda değildir. Buradaki ehemmiyet dediği mahiyet boyutu işin. Yani hakikat rakamla sayıyla değişmez. Yani kafirler ne kadar çok olursa olsun, Müslümanlar da ne kadar az olursa olsun, küfür imandan daha keyfiyetli, daha değerli değildir. Veya kafirler Müslümanlardan daha önemli değildir, daha güçlü olabilir. Bakın, daha zengin olabilir, daha kuvvetli olabilir, daha hakim olabilir, daha çok olabilir. Bunların hiçbirisi mahiyet açısından önem arz etmez. Hemen örneğini getiriyor bakın. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. Hakiki insanlık İslamiyetle elde edilen insanlıktır. Hakiki insaniyet İslamiyettir. İslamiyetsiz insanlık belhüm medal. Kur'an'ın tabir ve tarifine göre hayvandan da aşağıdır. Neden? Aklı olduğundan dolayı o akıl hayvanın yapamayacağı vahşeti ortaya koyabilir. Hayvanlara vahşi deriz, affedersiniz. Ama insan şu akılla, eğer menfi yönde kendini harekete geçirir, şeytana uyarsa, bu dünyaya, bu aleme, bu tabiata, bu kainata, hayvanların yapamayacağı şenaati veya diyelim Allah korusun cehaleti, vahşeti insanlar yapabilirler. Bak hayvanlar vahşi olmakla beraber hala aslan tırnaklarını kullanıyor. Hala zürafa, değil mi? Ayağını kullanıyor. Hala balina kuyruğuyla mücadele ediyor. Dün taşı yontamayan, mızrak kullanan insan bugün atom bombası bulmuş. Değil mi? Uzay, yani uzayda bile mücadeleler başlamış. Bunu ne tetikliyor? İnsana Allah'ın vermiş olduğu akıl ve idrak. Ona da hudut koymamıştır. Bütün hayvanatın bütün özellikleri, yapısı fıtri bir kayıt altındadır. Bir santim ileriye gitmez. Nasıl yaratılmışsa o şekilde hayatını tamamlama mecburiyetindedir. Ama insanlar hem şahıs hem de nev itibariyle başladığı noktaya bakın, geldiği noktaya bakın. Ayakta duramayan çocuk devlet idare ediyor. Çobanlık yapamayan sahabe bakıyorsunuz, devlet adamı halife oluyor. Bakın. Puta tapan insanlar, değil mi? Peygamberin rahle-i tebliğinden geçince aleyhissalatü vesselam en yüksek makama geliyor. İnsanlık olarak da hayvanlarla beraber affedersin yaşarken hayat yolculuğunda onları geri bıraktık. Cenab-ı Hak bize müsaade etti, biz geliştik. Fıtratın böyle bir kaidesi var. Cenab-ı Hak evvela cemadatı yaratır, yaratmıştır. Cemadattan sonra ilk iptida başlangıç bitkilerdir. Kısa keselim, teferruata girmeyelim. Bak, bitkiler hayat devresine girdikten sonra cemadat geride kaldı. Varlık yolculuğu devam ediyor. Cemadat nebatattan çok fazladır. Cenab-ı Hak nebatata verdiği hayat nimetini, bitkilere verdiği hayat nimetini cemadata vermedi. Onlar yolda kaldı. Bir grup gelişti. Bir dal devam ediyor. Hayat sahibi olarak devam ediyor.
Sonra Cenab-ı Hak hayvanları murad etti. Onları da nebatattan ayırdı, ruh verdi onlara. Bitkilerde ruh yok. Ruhu olan hayvanat nebatattan üstündür. Bir koldondan ayrıldı. Bir gelişme de böyle. Hayvanlar yoluna devam ederken ruhlu hayvanlar insan unsurunu yarattı. Bu defa onlar geri kaldı. İnsanlar ne yaptı? O yolculukta kemaliyle yürüdü. İnsanlar içinde inananları Cenab-ı Hak ayırdı. Bak hep az olarak kalite artıyor, görüyor musunuz? İnananlar içerisinde bir dal daha şuurlular. İnanan deyince Hristiyanlar da inanıyor, Yahudiler de inanıyor, Müslümanlar da inanıyor. Müslümanları ayırdı. Onların içerisinde de şuurluları ayırıyor. Elhamdülillah biz o yolculukta bugün inşallah o şuurlular içerisinde Risale-i Nur talebesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yolculukta Allah'ın bize vermiş olduğu lütuf ve keremlere bakınız ki üstad buna boynumuza asılan bir gerdanlık gibi diyor. Bir insan dönüp maziye baksa, ilahi lütufları sırayla saymaya kalksa ömrü kifayet etmez. Allah maddi ve manevi öyle lütufta, öyle keremde, iltifatta, ikramda bulunmuş ki hepsine bir secde, hepsine bir hamd lazım. Hatta üstadımız buyurur, hamd etmek de öyle bir nimettir ki hamde de bir hamd lazımdır. Ya Rabbi elhamdülillah, hamd edenlerdeniz. Hamd edemeyenler de var. Şükredemeyenler de var arkadaşlar. O gruptan da olabilirdi. Şimdi bu yolculuk böyle devam ederken mahiyeti itibariyle yani kıymetliler hep azdır. Madenler için en kıymetli elmastır. En az olanı elmastır. İnsanlar için en kıymetli peygamberler de aleyhisselam. En az olanlar onlardır. Mahlukat için de en kıymetli insandır. En az olan insandır. Vakitler için en kıymetli ikindi vaktidir. En kısa ömürlü odur. Bakın peygamberler için de aleyhisselam en kıymetlisi Efendimiz aleyhisselatü vesselam en kısa ömürlü yine o. İsa aleyhisselam çıkarırsa. Onun hikmeti var. O hala yaşıyor çünkü. Dünya şartlarında öyle bakıyoruz. Bak dikkat ederseniz Allah'ın da böyle bir kanunu vardır. Celle Celaluhu. Şimdi o zaman meselemize dönelim. Demek ki kafirlerin çokluğu, bir meselede ittifak etmeleri, hakaiki imaniyede, diyelim ki inkarda ittifakları bizi telaşa düşürmesin. Telaşa düşen insan üstad, bir çare insan. Çaresiz kalmış. Azze düşüyor. Rahmet-i İlahi'den pek haberi yok. Murad-ı İlahi'yi bilmiyor. Kaderin planını idrak edemediğinden dolayı zahire bakıyor, zahir onu korkutuyor. Ne olursa olsun arkadaşlar, bir şeye mevzi bakıldı mı %80 aleyhimiz olur. Şumullu bakacağız, muhit bir nazarla temaşa edeceğiz ve hadisatın altındaki kaderin mesajını anlarsak rahatlarız. İşte olay ve hadisatta kader canibinden bakıp Cenab-ı Hakk'ın muradını idrak ederek deyip herkesin yıkılıp döküldüğü dönemlerde yese düşmeyen, ümitsizliğe prim vermeyen bir insan ayağa kalkıyor. Bir cümle kullanıyor. Neden dünya kese terakki dünyası olsun da bizim için mi tedenni dünyası olsun diyor. Bakın o zaman daha dehşetli bir zamana. Yani Cenab-ı Hak dava adamının büyüklüğünü neyle ölçtürür? Zamanın dehşetiyle ölçtürür. Peygamber Efendimizin ailesinin büyüklüğüne bakınız ki onun geldiği dönem kadar zulmetli bir dönem yok. Diğer peygamberler birbirlerini takip etmişler aleyhisselam. O gitmiş, diğeri gelmiş. Daha dava ortada. Ona inananlar var. Hazır bir zemin bulmuş. Hatta bazılarını beraber göndermiş. Baba oğul beraber peygamber, kardeş kardeş peygamberlik yapmışlar. Peygamber Efendimizin büyüklüğüne bakınız ki 600 yıl peygamber gönderilmeyen bir devrin arkasında geliyor. Bu davanın büyüklüğünü gösterir. Dava adamın büyüklüğü hasmının büyüklüğünden de anlaşılır. Düşmanı büyükse o da büyüktür. Üstadımız da büyük bir insandır. Sahabe-i kiramdan sonra ahir zamanda bu davayı kutsi-i Kur'aniyenin son halkasının değil mi? Mümessilidir. Onun büyüklüğü düşmanının büyüklüğünden de bellidir. Dava adamı da böyle bakacaksınız.
Ben bu asrın vekiliyim diyen bir adam hasmın ki. Çarpıştığın adam ki. Ona göre değer ve kaliteyi anlarsın. Üstadın davasının karşısına dikilenleri biliyorsunuz. O da üstadın ve davasının yüceliğini, büyüklüğünü gösterir. Bir de böyle bakacağız. Şimdi bu ittifak bizi telaşa düşürmemeli. Neden? Bunların pirleri, bunları terbiye edenler, şeytandan en büyük ders alanlar muvaffak olamadılar. Gerisi muvaffak olamaz. Fakat bu bir imtihandır. Cenab-ı Hak peygamberleri imtihana tabi tuttuğu gibi müminleri de tabi tutacaktır. İmtihana girmeyen kul yok ki. Hep de galibiyet olmuyor. Böyle bir murat yok. Bazen mağlubiyet galibiyetten daha fazla iş yapar. Uhud'da yenildi, Bedir'de yendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kainat onun için yaratılmış. Sahabeler de onun dava adamları. Cenab-ı Hak onlara destek ve yardım gönderiyor. Hep galibiyet vermiyor bak. Gevşerler, umursamaz olurlar. Uyanık durmak lazım. Bazen ona da galebe verdirir ki şeytana ve şeytanın taraftarlarına Müslümanlar müteyakkız olsun. Yani üstün körü bakmasınlar. İmmün sistemini geliştiren hastalıklardır. Çek hastalıkları sağlıklı adam bulamayız, yaşayamayız. Mikropların hikmeti varsa, değil mi? Şeytanın avanelerin de yaratılma hikmetleri vardır. Allah kafirleri yaşatıyor mu? Rızkını veriyor mu? Sağlığını veriyor mu? Bize mi? Vardır bir hikmet. Biz bunlara karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Davamızı nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl geliştireceğin mücadelesini vereceğiz. Evet. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. Çünkü insanlıktan İslamiyet çıktı mı o insanlar hayvanın yapamayacağı affedersiniz melaneti, şenayeti yaparlar. Hatta üstadımız buyuruyor. Denizin içerisindeki balıklar ve hayvanat Cenab-ı Hakk'a harşara itiraf edecek şekilde yalvarır. Ya Rabbi beyinsiz insanlar takımına vereceği musibetten ve beladan bizi muhafaza eyle diye. Tabi. İnsanların başına gelen bela ve musibetler onların liderleriyle ilgilidir. Merahi tecavüden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyundur. Çoban taşı koyunun sürünün başına atar. O önemlidir. O dönecek ki sürü dönsün. İnsanların başı Müslümanlardır. Müslümanların başı da şuurlu olanlardır. Şuurların davası ufak bir zikzak insan alemini tehlikeye sokar. Çünkü taş mesaj alana atılır. Allah'ın sanatında israf yoktur. Bu sebepten dolayı Müslümanların başı musibetten eksik olmaz. Bu sebepten dolayı Müslümanların başı, Müslümanların önde gidenleri hep sıkıntı, ızdırap ve çile çekerler. Ta ki uyansın. Allah tarafından bu musibetin verildiği bilinsin, arkasından gelenleri de çevirsin diye. Hikmeti de budur. 40. hocam, Allah selamet etsin. Hocam şunu söyler. Bektaşi'nin bir Allah'a şöyle dua edilmiş. Ya Rabbi ben seni seviyorum, sen beni sevme. Duası bu. Demişler ki ya bu nasıl dua? Böyle dua mı olur? Ya Rabbi ben seni seviyorum, sen beni sevme. Böyle dua mı olur? Demiş ki, sevdi mi bol bela verir. Sevdi mi belaya duçar eder. O da zorumuza gider, kaldıramayız. Allah Allah. Söz sakat ama bir mesaj var. Bazı frenkler, insan bazı frenkler ve frenk meşrepler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede yani yeme ve içme ve süflü arzuları tatminden başka bir şey düşünmeyen insanlar, sistemler, projeler, programlar, Avrupa'dan bize gelen rüzgar. Ve bunda terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki hayvanatın kemiyet ve adet itibariyle hadsiz bir çokluğu varken, şimdi mesela karıncalar, herkesin evinde karınca vardır. Demek bunlar oturuyor bizim. Nüfuslar da bizden fazla.
Ta bahçedeki yuvalardakiler hesap etme. Şimdi sırf karıncanın adedine baksak, insanları kaça katlar? Kaç milyardır? Bilemeyiz ki. Diğer hayvanatı kat, hiç bu noktada adet itibariyle insanlar hayvanları geçemez. Tarihte de geçememiştir. Bakın. Bütün hayvanatı, bütün güzellik özellikleri beraber koyun bir kefeye, bir insanı bir kefeye koyun. İnsan nedir? Daha değerlidir. Fakat ağırlık itibariyle bak. Çokluk itibariyle bak. Maharet itibariyle bak. Bak şimdi. Hayvanlardaki o özellik ve güzellik hepsi insanı geçer. Hepsi insanı geçer. Onun için üstadımız bir kaide getirir. Cüz'i fazilette mercuh racihe tereccüh ederdir. Bak cüz'i fazilette. Mercuh racihe. İnsanlık hiçbir şeyle mukayeseye gelmez. Makam itibariyle. Hayvanlardan çok üstündür insanlık mertebesi. İnsanlık mertebesi, hayvanlık mertebesi arasında sonsuz bir fark vardır. Hayvanların en üst mertebesinde maymundur. İnsan arasında hesap edilmeyecek kadar merhale farkı vardır. Bu noktada bir numara. Fakat o hayvanlardan bir tanesi. Karınca güçte bizden öndedir. Bir karınca ağzıyla kendisinin 300 misli ağırlığındaki bir malzemeyi alıp götürüyor. Yani bunu örnekliyor uzmanlar. Eğer o güç insanda olsa, o güç insan ağzıyla bir rahat arabayı tampondan tutup götürebilirmiş. Nüfus da bizden önde. Bu da yılan sürünmekte bizden önde. Bakın şimdi. Arıbal yapmakta. Profesörlerden de önde. Arkadaşlar, bu cüz'i bir fazilettir. Arılığın insanlıktan üstün olduğunu iddia edemeyiz. Şu mantıkla. Karınca insanlar üstün diyemeyiz. Yani alalım bu tarafa tatbikini yapalım. Bir Müslümanı terazinin kefesine koy. Bütün kafirleri koy. İnanmayan ne kadar insan varsa. Üstündür. Ama neden? İmandan üstündür. İman sahibi olmak insanlıktan sonraki bir merhaledir. İman sahibi olan bir Müslüman o merhaleye gelmemiş bütün mahlukat iman noktasında insanlar dahi tartar. Fakat oradaki diyelim, bakın o kefedeki bir insandaki bir yetenek ve kabiliyet. Ses. Değil mi? Bilimsel gerçekler. Rızkı Allah verir. Ama Allah rızkı vasıtalarla verir. İman dairesine, itikad dairesine karın evinde beklerse, madem rızık Allah'tandır, ben Allah'a yalvarırım. Namaz kılarım, ticarethanemi açmam. İnancından dolayı cennete gider ama sürüne sürüne, dilenci olarak gider. Ne olarak gitmesi lazım? Alaner, verenler alanenden üstündür kaidesine göre zengin olarak gitmesi lazım. Onun için de imanın yanında çalışmayı koyacak. 40. hocam bir de şunu anlatır. Eski Erzurum köylerinde falan medreseler döneminde işte köylü sıraya giriyor. Güçlü, kuvvetli, varlıklı, hamiyet sahibi köylüler. Der hocam bugün talebenin kahvaltısı benden. Öbürü de öğle yemeği benden. Öbürü de akşamı benden. Veya bazen olur ki hepsi birden bir köylü tarafından şey olarak, ikram olarak çıkartılırmış. İmkanı varsa. Talebeden biri de kendini dervişliğe vermiş. Öyle ki ibadetle meşgul, taatle meşgul. Yani rızkın da Allah'tan geleceğine inanıyor. Ben diyor öyle kapıyı çaldığında dağıtıcılar ibadetle meşgul olacağım, açmayacağım kapıyı. Niye? Rızık Allah da Allah'ın rızkını bir yerine gönderir. Niye onlara şey yapayım? Yani, tenezzül edeyim. Sabah kahvaltı dağıtıyor. Kapıyı çalıyor. Doluyu alıyor. Alttan talebe boşu veriyor veya kapıyı açıyor. Sıra buna gelmiş. Vurmuş kapıyı. O kimse ikramda bulunacak. Bu ibadetle meşgul. Ya Rabbi halimi biliyorsun. Hiç ses vermemiş. Geçmiş. Sabah aç kalmış. Öğren bakmış sıkıntı. Eğitimini zorluyor. Allah Allah. Öğlen yemeği dağıtılacak. Onu da kapıyı açmamış. Allah halimi biliyor diye. Öğlen de aç kalmış Şemseddin abi.
akşama daha tehlikeli. İnsanoğlu ihtiyacı var. Allah rızık da bir yerden geliyor. Akşam seferi başlamış. Bunun kapısına gel, bu demiş. Ha tamam. Demiş lazım, burada bir derviş var. Ona da verelim. Almış doluyu, boşu vermiş doluyu. Demiş ya abi verirsin, öksürtmeden de vermiyorsun. Öksürmek lazım canım. Öksürmek bir öğün gelir. Çalışsa üç öğünü birden yiyecekti. Yani Allah'ın adetullah kanunu böyledir. İman, ibadet, taat %90-95 ahiretle ilgilidir. Dünyada karşılığı gelse imtihan sırrı kaçar. Herkes ibadeti menfaat için yapar. İhlas gider. Dünyevi şartların muvaffakiyetler ise neyle olur? Çalışmakla olur. Adam dua etse, ya Rabbi senden erkek evlat istiyorum. Veya hayırlı evlatlar. Ama evlenmemiş. Ha bir de dua ediyor. Bak, duası makbuldür, duanın sevabını alır. Çocuk sahibi olamaz. Benim kuluma, beni zikretti. Niye? Çocuğu veren benim. Sevap alır ama çocuk sevemez ki. Evlenip dua etse, aha oldu. Ya Rabbi, servet ver bana. İmkan sahibi yap. Ben de hizmet edeceğim. Allah bunun sevabını verir. Boğazdan aşağı bir lokma gitmez. Hem iman etse hem de ticaret hanesini açsa, iki türlü muvaffak olur. Bugün Müslümanların hali budur arkadaşlar. Bakın, bir kapı açalım. Bu son olaylara kader canibinden bakarsak, satır aralarında Allah muradını bize gösteriyor. Bir facia oldu. Değil mi? Suudlar dedi ki, kaderdir bu. Zaten onlar da böyle bir anlayış var. Hiç önemi yok. Kader derler, bırakırlar. Bu bana başka bir hatırayı telmih ettirdi. Lawrence yok mu? Bunların kader inançlarını yıkarak muvaffak olmuştur. Lawrence'in hayatını okuyun. Evet. Çölde giderken bir adam hastalanıyor. Bırakıyor Araplar. Lawrence diyor ki, niye bıraktınız? Kader diyor, bırak. Ölecek o. Lawrence duruyor. Onlar yola devam ediyor. Bu hastayla ilgileniyor. Hastayı tedavi ediyor. Sapasağlam adam alıp bunlara yolda kavuşuyor. Bak kader değilmiş diyor. Yıkıyor adamların inançlarını. Kendine bağlamak için. Girmeyelim oraya. Onlar kader. Birileri bu başka türlü. Sebeplere riayet şu. Hepsinin payı var ama ortak paydadan bir şey çıkartmak lazım. Bak. Mesela biz buradan hacca gidenlere ülkeniz için dua edin. Ülkemizin başında sıkıntılar, İslam alemi için dua edin değil mi? Senin için dua edin. Hacımız için dua et diye tembihatta bulunuyoruz. Özel ve umumi dualar. Havale ediyoruz. E onlar da şartın üçünde bir araya getirmişler. Adam, zaman ve mekan. Üçü bir araya geldi mi Cenab-ı Hak temizliyor hacda. Arafat'ta olacak, o zamanda olacak, o niyette o adam orada olacak. Kendine hac tereddüt eden bir adam. Zaman ve mekan denk gelse kendi hacca gitmese. Hacı olur mu? Olmaz. Peki, kendi çıkmış diyelim Arafat'a fakat gece çıkmış. Zamanı denk getirmemiş. Olur mu? Olmaz. Kendi var, Beytullah'ı tavaf ediyor, Arafat'a çıkmıyor. Olur mu? Olmuyor. Bak dikkat edin. Haccın dışında gidin Arafat'a, develer geziyor. Mezbele. Öyle öyle. Biz gittik gördük. Üçü bir araya geldi mi, orada bir sır var. Ve o sırrı da yakalamışlar. Hacı olmuşlar, Mina'ya iniyorlar. Allah'ın verdiği imtihana bak. Bakın şu imtihan. Sebep de o kadar basit ki, VIP'ten bir tanesi, işte malum, misafirler özel manada öyle diyorlar. Arabalarına şeytan taşlamaya gelmişler, hacıların yolları kesilmiş. İşte Müslüman bu. Bak, kendi menfaati için ne olursa olsun arkadaşlar, ahlak aynı ahlak. Senin misafirlerin de önemli. Şu saltanata bak, şu israfa bakın. Bunlar kral, ülke bir adamın. Bu kadar insan ölmüş, umurumda kader diyor. Bundan evvelki üç
2-3 evvelki kral, ismini unuttum. İstanbul'a geliyor, 2-3 tır malzeme, 10 gün kalacak. 3 tır malzemeyle geliyor, özel her şeyi. Arkadan tırlar geliyor. Allah bu Müslümanlara, bu zalimlere bu hesabı soracak. Başladı sormaya. Evet, insanlar telef oluyor, bir imtihandan geçiyorlar ama hep beraber aynı musibete maruz kalmaları günahın beraber işlendiğini gösteriyor. Ve bu idarecide bu adamlar razı olarak yaşamışlar. Amerika gülüyor Irak'a. Hani vatan sevgisi? Hani toprak sevgisi? Ulan Kahramanmaraşları yok mu Irakların? Gaziantep'leri yok mu? Hani Şanlıurfalılar? Niye dik durmadılar? Bir çırpıda kolayca bir ülke Amerika'ya teslim edildi. Zalim adam ne din bırakmış, şuur, ne de madde ve para bırakmış. Hepsi kendi menfaatine. Cenab-ı Hak da bir zalimi musallat etti, silkeledi yukarıdan aşağıya. Yani şunu diyoruz, bakın o dualar hacılara fayda vermiyor. Kur'an okunuyor. Arafat'ta tertemiz, ya Rabbi Müslüman üzerinden belayı musibeti al. Zalimlerin işte diyelim kahreyle musallat yeterli kaldır diye umumi dua ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Neye benzer? Evlenmeyen bir çocuğun yaptığı duaya. Allah duanın sevabını veriyor. Zalimlerin tasarrufunu devam ettiriyor. Çünkü niye? O zalimlerin tasarrufunun gitmesinin sebeplerine riayet etmediğimizden dolayı. İttifak yok. Tarafkirlik var. Meşveret yok. İşi ehline vermek yok. Çalışma yok. Dua et de kolaydan Cenab-ı Hak versin. Allah böyle vaat ediyor. Böyle vaat ediyor. Şimdi bakın bir örnek daha vereyim. Bizim bir kesim yeri var şeyde, Çatalca'da. 3-5 gün evvel arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Gittik, baktık yani ne oluyor, ne bitiyor diye. Yolun kenarında giderken Erbeş'te 30-40 bir yerde bir de 90-100 kadar insan ayrı ayrı gruplar halinde. Kimse hala daha yatıyor sabah erkenden. Kalkmışlar, gidiyorlar, yürüyorlar Edirne'ye doğru. Polisler de onları kordona almış. Yani yolun kenarında. Meğer Suriyelilermiş. Kalkmışlar, gelmişler. Orada Edirne tarafından da Almanya'ya gidecekler. Bazıları da hayatını tehlikeye atarak suda boğulma şeyine, riskine rağmen ne yapıyor? Botlara binip, görüyorsunuz ölüyorlar da çocuk. Ne acaymış. Bakın arkadaşlar. Allah Celle Celle imtihan veriyor, musibet veriyor Müslüman. Nereden kaçıyor bunlar? Müslüman bir ülkeden. Müslüman bir idarenin zulmünden kaçıyor. Niye Malezya'ya gitmiyorlar? Orası Müslüman. Niye Endonezya değil? Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan değil. Neden Avrupa? Kurban hocam. Ecnebi, insanca yaşamayı, adaletli muameleyi, demokrasiyi, fırsat eşitliğini, din ve vicdan hürriyetini Müslüman'a bile benimsetmiş. Ölümü göz alıp biz oraya götürün diyor. Almanya İbrahim'i. Bu bize bir ibret tablosu değil mi? Ya bunlar bizim yapmadığımız işler değil. Osmanlı böyleymiş işte. Ecdadımız. O ecnebiler. O zavallı avam, ibadetini yapamayanlar, ticareti yapamayanlar, bizi Osmanlı topraklarına atın ya. O bizi idare etsin. İnsanı, insan olarak onlar biliyor. Biz eskiden böyleydik. Biz atalet edenmenliğe düştük. Bak, kuvvet bizden geçti, onlar çalıştı. Allah onlara verdi. Şimdi dünyanın idaresi onlar tarafından böyle gidiyor. Bunu anlatmamın sebebi yese düşmek için değil, yol belli. Terk ettiğimizi geri almamız lazım bizim. Vazgeçtiklerimiz var bizim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ahirete taalluk eden, ibadete taalluk eden, inanca taalluk eden kısmını bildik, öğrendik, yapıyoruz. Ama dünyaya, muvaffakiyete, talip ve terakkiye taalluk eden hükümlerini bıraktık. Kıymet vermediğimizden dolayı da bu haldeyiz. Allah Celle Celaluhu idareciden üç şey ister. Üç şey. Bak, bu üç şey yapan idareci Allah indinde halifedir. Bunun biri, yerde insanlara Allah'ın adaletini uygulayacak.
tenfiz ahkam-ı şer'iyye. İmanla karışamaz. İbadetine karışamaz. Allah'la kul arasında. Ama insanlar arasında adaletullahı gerçekleştirecek. Bak Osmanlı hakimiyetullahın topraklara dikkat edin. Hristiyanlar da yaşadılar. Kiliseler yaptılar. Eğer bu İslamiyet onlara zorla kabul ettirmek olsaydı yıkarlardı kiliseler. Ben başka bir din tanımam. Hayır. Onların dinine göre, hukukuna göre muamele, içki serbestse içkisini imal ettirir, askeri kol başına götürür, ticaretini yaptırır. Zarara sokmaz. Vazifesi. İşte şey, Samatya, işte ondan sonra Beyoğlu, işte ne diyorsunuz şu Hazarfen şeyin atla değil. Korota etrafı. Bak oralarda yaşıyorlar. Birincisi o. İkincisi iş ehline vermek. Kim olursa olsun idareciler şu cemaate, bu cemaate, bu ırka, bu coğrafyaya, bu cinsiyete değil. Bakın. Kim işin ehliyse, Hristiyan olsa ver, korkma. Ermeni bir olsa ver. Kürt olsa ver, Türk olsa ama işi ehline ver. Bugün bir gruba, yarın bir gruba şey olmuyor. Bu da tarafkirliğe giriyor. Biz de bunda dikkat etmemiz lazım. Bakın ecdadımız böyleydi. İşin ehli mi? Onun dinine, inancına, ırkına, coğrafyasına bakmıyordu. Vazifelendirin bunu diyor. Devşirme usulü aldıkları çocuklar sadrazamlık makamına getirilmiş. Genelkurmay başkanlığı makamına getirilmiş. Ermeniler, sanatı biz onlardan öğrenmişiz. Ticaret onlarda el üstünde tutmuş. Niye? Bunlar başarılı bir millet, tüccar bir millet. Bize bir iki malumat versinler. Kalkın alın. Biz silah taşımaktan, cihad etmekten buralara imkan ve fırsat bulamadık. Onları getirdik. Onlardan bunları öğrendik. Bu bir vakadır. Üçüncüsü de meşveretle hareket etmek. Bu üçünü yerine getiren bir idareci evde olsun, okulda olsun, ülkede olsun, askerde olsun, nerede olursa olsun Allah onu muvaffakiyete götürür. Tebaanın da ona itaat etmesi vacip olur. Bugün bu üçünü Müslümanlar yapamıyor. Onlar yapıyor. Devletlerini meşveretle idare ediyorlar. İşi ehline veriyorlar. Öyle. Yerde de adaletli davranmaya çalışıyorlar. Muvaffakiyette onlar. Eskiden bunu bizim ecdadımız, sahabelerden sonra Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar yapıyordu. Öyleydi yani. Kaybettiklerimiz belli, bunu başka yerde aramak yanlış olur. Kaybettiklerimiz bulmakla biz muvaffak oluruz. Hocanın yüzüğü kaybolmuş Nasreddin Hoca. Odunluğu da kaybetmiş. Ama bahçede arıyor. Hatun demiş ki, efendi ne arıyorsun yüzüğüm? Nerede kaybettin? Odunlukta. Bahçede arıyorsun. Burası aydınlık demiş. Aydınlık ama onu orada bulamazsın. Orada kaybettin. Orada bulacaksın. Yıldırım'ın babası Murad'ı evvel. Birinci Murad. Kosova Meydan Muharebesi'nde. Şehit oluyor biliyorsunuz değil mi? 38 yıl saltanat sürmüş. 38 yıl saltanat sürmüş. Veli olduğunda şüphe yok. Zaten şehit olmak için de devamlı yalvarıyor Cenab-ı Hak. Allah o makamına nasip etmiş. Son sözü. Sakın ha evlatlar atlarınızdan aşağı inmeyesiniz. Atından aşağı inir mi padişah? Asker yatar. Asker yatar. İnmeyesiniz. Bu adeti sürdürmüşler. Kanuni Sultan Süleyman en son gittiği harbe beli bükük. Böyle kambur durup da askerler bakıp haysiyetlerine dokunmasın diye şurasından göğsüne kadar kendirle sardırmış. İp, kalın halat, dik durayım diye. O ecdadın evlatlarıyız elhamdülillah. Yerin altı yerin üstünden sağlam. Yerin altı böyle sağlamken Allah yerin üstündekilerine ağır musibet vermez. Telaş etmeyin, bunlar muvakkat imtihanlardır. Hem İslam alemi hem de Türkiye bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanın arkası inşallah aydınlıktır. Allah bir sıkıntı verdi mi zorluk.
En az 10 kolaylık verir. İnne maal usri yusra. Az bir zorluk, bol kolaylık adet budur. Sıktı mı bekle, gevşetecek, nimet verecek. Şimdi bedel ödetiyor. Hafif şöyle bir, yani boralı bir mevsime soktu. İnşallah akıbeti hayır olacak. Mevsim ne kadar kış olursa yaz o kadar kuvvetli gelir. Öyle derler büyükler. Allah yazımızı yaz eyle, kışımızı da kış eyle. Karlı sene, karlı sene derlermiş. Kış şiddetli oldu mu yaz da ümit. Cenab-ı Hak kışımızı biraz ağırlaştırıyor, bahara sokacak inşallah. İşte muzır kafirler ve kafirlerin yolunda giden sefihler Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki peki ya Rabbi bunları niye yaşatıyorsun? Bir de servet veriyorsun, bir de idare veriyorsun. Hikmeti var. Beğenmesek de hikmeti var. Fatıra kim? Onları dünyanın imaratı için halk etmiştir. Bak onların da görevi var. Şimdi ecnebiler olmazsa biz hacca neyle gideceğiz? Kim bu iş adamı? Hangisi bu iş adamlarından deben sırtan bir tarca giderdi arkadaşlar? Günaha girerdi hepimiz. Bugün Avrupalılar dese ki ey Müslümanlar bizim buluşlarımız bize geri verin. Medeni buluşlarımızı, teknolojik yapımlarımızı, neyse ürünlerimizi. Dünyayı kendi imkanlarla yaşayın deseydi. Ne kaldı bu Müslümanların elinde? Bak demek vazifeleri var. Allah onlara o vazifeyi, bize de bir başka vazife vermiş. Yeter ki herkes vazifesini hakkıyla yaparsa ortak bir paydada buluşuruz inşallah. Mümin ibadına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için onları bir vahidi kıyası yapıp akıbetinde müstahil oldukları cehenneme teslim eder. Bir de ya Rabbi onların haline haline bakıyoruz. Çok şükür ya Rabbi. Toprak yapmamışsın, maden yapmamışsın, bitki yapmamışsın, hayvan olmamışız. Değil mi? Kafirlerden olmamış, Hristiyanlardan olmamışız, yamyamlardan olmamışız. Bak Müslümanım bir de şuur vermişsin ya Rabbi diye ne kadar merhaleler atlamışız. Burada bir vahidi kıyası yapıyoruz. Peki akıbet kimin? Müminlerindir. Akıbet bizim ama akıbete giderken sürünerek gitmeyelim. Bizim derdimiz bu yani. Dersi onun için yapıyoruz. Başımız dik gidelim şu akıbet. Cennete girerken dik başlı girelim ecdadımız gibi. Şu anda emekleyerek giriyoruz. Onların tasarrufu altında giriyoruz. İşte küffarın ve ehli dalaletin bir hakikati imaniyeyi inkar ve nef yetmelerinde kuvvet yoktur. Bak bir daha başka bir kapı daha açıyorum. Bakın dikkatle dinleyebilirsek. Çünkü nefi sırrıyla inkar olduğu için davaları, ittifakları kuvvetsizdir. Ehli dalalet bir araya gelmiş, toplanmışlar. Korkma. Aralarında böyle bir mücadele var ki bu toplanmaları sun iyidir. Müminlerin toplanması gibi değildir. Allah bir imtihan versin, bak nasıl darmadağın oluyorlar, göreceksiniz. Ama hikmeti var, bekletiyor. Hikmet, Müslümanların uyanık olup kendi kendilerine gelmeleri. Onu murad ediyor Allah. Müsbet manada olmadı, ikazla yapıyor. Güzel tembih edersin, evladım ders çalış. Bir daha, bir de kulağını çek canım, bir şey olmaz, ne olacak? Biz nefyediciler bir tek hükmündedir. Müslümanların karşısında hangi davada kim ittifak ederse etsin. Adet çokluğuna bakmayın. İşin keyfiyetine, derinliğine baktığımızda biri birdir. Geliyor bak şimdi. Mesela bütün İstanbul ahalisi Ramazan'ın başında ayı görmediğinden nefyetse iki şahidin ispatıyla o cemmi kafirin nefi ve ittifakı sukut eder. Ramazan hilalini bütün ümmet bir grubu ahali görmeye çıkmış. Kimse görmemiş. İki kişi ben gördüm dese, bin kişi de görmedim dese. Demokratik yaklaşsak ay görülmemiştir. Ramazan'a başlanmaz. Ama hakikat noktayı nazarında Ramazan'a başlanır. Niye? Hakikat reyle değişmez. Demokrasi her yerde geçerli bir kaide değildir. Eşitlikle böyledir. Allah eşit hiçbir şey yaratmamış ki eşitlik olsun. Eşitlik hukuk karşısında. Hukukun kaçma şahla geda birdir. Hukukun dışında
herkes ayrı muamele edecek. Eğitimli bir eşitlik doğru değildir. Her çocuk, her genç, her talebe aynı fıtratta, aynı yetenekte olmadığından dolayı birine uygun gelen bir ders başkasına ya aşağı ya yukarı gelir. Ama imkanlar müsait olmadığından dolayı bir ortak paydada buluşuyoruz. Madem küfrün, evet, ve dalaletin mahiyeti nefidir, inkardır, cehildir yani, cehalet. Ademdir, küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehli hakkın hak ve sabit ve sübutu ispat olunan mesail-i imaniyeden, şuhuda istinad eden iki müminin hükmü, hadsiz o ehli dalaletin ittifakına racih olur, galebe eder. Bu inançta, itikatta. Ama kuvvetli öyle değildir. Bak şimdi. Bak, bir güzel şey bir yerde iyidir, o güzellik başka yerde çirkindir. Neden? İtikat dairesi ayrı, muamelat dairesi ayrıdır. İkisini karıştırdık mı hata ederiz. Mesela, şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor. Benim kuvvetim, rahmetim kimin üzerindedir? Cemaatim. Öyle değil mi? Yedullah alel cemaat. Rahmeti cemaat. Peki cemaatleşme hayırdır, güzeldir. Bak kaide. Nerede? Her yerde olmaz. Madem cemaatleşmeyi Cenab-ı Hak teyit edip kuvvetlendiriyor, evet, bir taşın kaldırılmasında cemaat faydalıdır. Bir davanın güçlenme cemaat tamam. Bak şimdi, müsbet hareketlerde tamam. Ama gel cemaat olarak hafız olalım. Mümkün değil. Toplanın bakayım kaç kişi hafız olacak. Hepsi yarım hafız olur. Hafızı tek tek yapılır. Cemaatleştik mi hafız olur. Ama Kur'an'ın manasını anlayalım. Tefekkür, tezi o zaman olur. Bak şimdi. Madem cemaatleşmek hayırdır, kendine katlayacak. Şu cemaat girdi, dağın, tarla, geziyorum. Koca bir yar geldi. Ya Allah, bismillah, cemaatleşin arkadaşlar, toplayıp atlanalım. Hepimiz aşağıya. Orada tek tek atlayacağız. Dar bir delikten geçmek, hendekten atlamak da cemaat tesirsizdir. Demek ki bir güzellik, her yerde güzellik olmaz. Meşveret. Bak şimdi, Kur'an'da olmayan, hadiste olmayan, kıyasta ve icmada olmayan bir mesele, o da ehli meşveret eder. Ramazan hilalini görmeye gidiyorlar. İki kişi görse tamam dese, görmeyenlerin adetleri çok olmakla beraber davaları küçüktür. Şu cemaat bir hastaya karar vermek istese, doktorun da orada, Şaban abi gelmiş. Bak şimdi, hepimiz hasta hakkında kanaat ishal ediyoruz. Peki iki şık kaldı. Bir diyor, doktorum diyor ki, ya o grip olmuş. Biz de diyoruz, hayır diyoruz. Efendim diyelim ki, örnek mesela, menenjit olmuş diyoruz. Herkes menenjit, doktor da grip diyor. Demokratik yazarsa hangi muamele yapılır hastaya? Ne olur o adam? Telefonu. İşi eline vereceğiz. O ehli olunca o bir kişinin sözü ehil olmayan herkesten nedir? Üstündür. Ülke için oy kullanıyoruz arkadaşlar. Oy elhal ve akdin kullanacağı bir şeydir. Her zaman demokratik usul her yerde geçerli olmayabilir. Her şart, her zaman, her kültür, her insan anlayışı farklı olduğundan dolayı İlle tarz bu şekilde olur demek yanlıştır. Bedevi bir toplumda siz seçim yaptıramazsınız. İşin ehli olmayan insana nasıl soracağız, neyi soracağız? Kimisi menfaatinden, kimisi mutfağından, kimisi yapılan zulümden, kimisi yanlış telakki ve düşüncesinden, kimisi talimat altında kalmaktan, kimisi silah soluyla kullanmaktan. Geçen bir demokrasi ülkeye ne getirir? Nasıl getirir? Nasıl olur? Vatandaş hür değil ki seçim sağlıklı çıksın. Köylü oyunu kime göre kullanıyor? Ağam ne diyorsun diyor. Yanlış mı arkadaş? Var mı hatta demokrasi? Tarikat ehli kime soruyor? Şeyh-i Mendret diyor. Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Cemaat liderine soruyor. Eğer komutanına soruyor. Hani anlıyorsunuz. Peki bu şekilde bir rey kullanımla nasıl sağlıklı demokrasi çıkabilir ki? Ha sahabeler, bak ehli hal ve akil.
Sahabe bak dikkat et. Bir vasıf var hepsinde. Yani hasta var, hepsi doktor. Kullanma oyu kopma. O doktor kullandığı oy hastaya faydalıdır. Ama hastayı koymuş karşımıza. Bakkalı var, kasabı var, avukatı var, kaymakamı var. İki de doktor var. Hadi oylayalım. Yazık günah adamı ya. Günah adamı işte. İşin ehli erbabı. Bak dikkat edin, o İslami seçimlerde ne var? Önce bir ehli tercih eder. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra gelen birinci halife seçimle geldi diyoruz değil mi? Seçimle. Alternatifi kimdi? Seçim ne yol olur? Alternatifli olur da. Var mıydı alternatifi? Yok, yok. Nasıl seçim oluyor o zaman? Peygamber Efendimiz yerine onu esasında tayin etti. O seçimdir işte. Tayin seçimdir. Halkın beyat etmesi seçim değildir. O vaciptir. Buna beyat edin diyor. Beyat ayrı, seçim ayrı. Hazreti Ömer iki alternatifle geldi. İki kişi. İkisinden biri. Biri deseydi ki ben de varım. Yok. Seçim o iki yöne süren mantık. Gene ona beyat. Beyat seçim değil. Ümmetin icap ettiği, yaptığı vacip değildir. Hazreti Osman radıyallahu anh, altı kişi bir araya geldi, içinden birini seçti, ümmet ona beyat etti. Bak o da başka bir yol. O seçim altı kişinin seçtiğidir. İşin erbabıdır çünkü onlar. Hazreti Muaviye zorla ele geçirdi, ona da beyat. Şartlar değişti. Bu kadar bu için yelpazesi açıktır. İnsan var, insan var kademe kademe. Sen bir tarzı her yere uyguladın mı, birinden hayır, öbüründen şer gelebilir. Evet. Bu hakikatin sırrı şudur ki, şuradan al. Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefidir, inkardır, cehildir ve ademdir, küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehl-i hakkın hak ve sabit ve subutu ispat olunan mesail-i imaniyede şuhuda istinad eden iki müminin hükmü hadsiz zuhru o ehli dalaletin ittifakına racih olur, galebe eder. Ama bu nerede dedik? İnançta ve itikatta. Fakat gelin muamelata bakın şimdi. İtikatta böyle ama ecnebilerin gücünü, kuvvetini birleştirerek bak inanç noktasında birlikleri zayıf. Davalar ayrıdır. Bak menfaat noktasında bir araya gelir de oldu mu? Güçlerini bir araya getirir. Biz de orada ihtilafa düşer. Gücümüzü bir araya getiremezsek hani davalar zayıftı deyip bunlar niye bize galip geldi, galebe çaldı diyemeyiz. Orada bir özelliktir. Bizdeki zayıf özelliği yener. Biz de bunu hak etmiş oluruz. O muamelat dairesidir. Biz o muameleti yapmazsak mağlup oluruz. Bu hakikatin sırrı şudur ki, nefyedenlerin davaları sureten biriken müteaddittir. Birbiriyle iddia edemez ki kuvvetlensin. İspat edicilerin davaları ittihad ediyor, birbirinden kuvvet alır. Çünkü gökteki hilal-i ramazanı görmeyen der ki, benim nazarımda yoktur. Benim yanımda görünür, başkası da nazarımda yoktur der. Daha başkası da öyledir. Her biri kendi nazarında yoktur der. Her birinin nazarları ayrı ayrı ve nazara perde olan ispat dahi ayrı ayrı olduğu için davaları da ayrı ayrı olur, birbirine kuvvet veremez. Çok güzel bir örnek. Ramazan hilalini görmek isteyenler çıkmışlar. İki kişi biz gördük diyor. Diğerleri de görmedik diyor. Şeriat, hukuk, kadı o iki kişinin gördüğüne hükmeder. Evet de Ramazan'a başlayın. Ya tamam da bin kişi de görmedik diyor. Görmedik diyenlerin davaları birdir. Neden? Görmemenin sebepleri ayrıdır, görmenin sebebi aynıdır. Yani siz 100 tane çivinin başına bir tane çakın, bir tane vurun, bir tane. Bir tahta çakacağınızı düşünün. 100 tane çivi var. 100 çivinin başına bir tane vursak mı tahta çakılır, bir çiviye 10 tane vursak mı? Bitti bak. Sen 100 çivinin başına birer tane vuracağına, bir çiviye 10 vur, bak tahta nasıl çıkacak. Diğerinden bir mana çıkmaz. Tahta temas bile etmez birbirine. Şimdi görmeyenler, niye görmedin? Bak. Dedi ki ben gözlüğümü alamamıştım. Bak dava ayrıldı. Sen
Hava soğuktu, başımı dışarı çıkaramadım. Öbürü uyuyakalmışım. Öyle. Öbürü ben o vakitte diyelim işte, hava bulutluydu, bizim mayorda görünmedi. Öbürü ben hastaydım. Hep ayrı ayrı davalar, görüyor musunuz? Hep görenlere sorun, ayı niye gördünüz? Vardı ki gördü. Sen vardı gördün. Bak aynı şey. Bu aynı şey davalarını güçlendirir. Öbürünü görmez, görmeme sebepleri ayrı ayrı olduğundan dolayı bir araya gelmez ki kuvvetlensin de tahta çatılsın. Bayram ilan edilsin veya Ramazan. Aynen bunun gibi. İnkar edenler maddeten güçlü bile olsa manen davaları çürüktür. Müslümanın bakın maddeten imkan noktasında zafiyeti bile olsa davası güçlüdür. Ama maddesinin de güçlü olabilmesi için gayretinin de güçlü olması lazım. Fakat ispat edenler demiyor ki benim nazarımda ve gözümde hilal var. Belki nefs-i emirde esasında göğün yüzünde hilal vardır, görünürdür. Görenler bütün aynı davayı nefs-i emirde vardır der. Demek bütün davalar birdir. Nefk edenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan davaları da ayrı ayrı olur. Nefs-i emirde hükmedemiyorlar. Çünkü nefs-i emirde nefi ispat edilmez. Neden? İhata lazımdır. Vel ademil mutlak la yusbitu illa bi müşkilatin azime, bir kaydı usuldür. Evet, bir şey dünyada var desen, yani bir şey inkar etmek çok zordur. Çok müşkilatla ancak bunun ispatı mümkündür. Örneğini veriyor. Dünyada bir şey var desen, yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Değil mi? Eğer yok desen, dünyada böyle bir şey yok. Dünyanın her tarafı inceleyip sık dokuyarak ancak yokluğunu ispat edersin ki mümkün değil. İşte bu sıra bina ehli küfrün bir hakikati nefretmesi ise bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki binde bir de bir olur. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler nefs-i emirde hakikati hale baktıkları için müddaları ittihad ediyor. Kuvvetleri birbirine yardım eder. Büyük bir taşın kaldırılmasına benzer ki ne kadar iller yapışsa daha ziyade kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır.